Sevgili havacılık dostları, Dream Flight Aviation Channel, Airline Haber'den hepinize merhaba. Bugün Hava Sen'deyiz ve Seçkin Koçak Kaptanımla beraberiz. Koçak Kaptanım, öncelikle teşekkür ediyoruz, bizi kabul ettiniz, çağırdınız. Bugün sizle beraber biraz sektörü konuşacağız. Malum bir pandemi süreci ve başta en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık. Önce kısaca bir sizi tanıyalım. Akabinde Hava Sen ne yapıyor, sektör nasıl şu anda, onları konuşacağız. Ben öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim de sesimizi duyurma vesilemiz oluyor bu tür olaylar. Tabii pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi havacılıktı. Eğer bu pandemi olmasa belki havacılıkta ne kadar personel istihdam ediliyor veya ülke ekonomisine ne kadar katkısı var, genel olarak bu konuşulmayacaktı. Ama şimdi gelinen süreçte bütün dünyada trafiğin kapanmasıyla bütün ülkeler etkilendi. Ama yine baktığımızda aslında biz avantajlı konumdayız. Konuşuruz, anlatırız yine. Ben kısaca burada 89 yılında uçmaya başlamış bir kaptan olarak söyleyeyim. Askeri kökenliyim. 2004 yılının sonunda silahlı kuvvetlerden ayrılıp sivil sektöre geçtim. Charter şirketinde çalıştım. 12 yıl Türk Hava Yolları'nda çalıştım. Daha sonra tekrar charter'a döndük. Bu arada Türk Hava Yolları ayrılma süresince Hava Sen'i kurduk. Yeni bir sendika olarak. Hı hı. Var olan sendikaların aksine tabandan gelen bir hareket olarak kuruldu. Onun akabinde de Türk Hava Yolları'ndan ayrılmak zorunda kaldık ve hali hazırda da Hava Sen içerisinde devam ediyoruz ve Hava Sen'in de başkanlığını yürütüyorum bu mücadele içerisinde. Kuruluş amacımız Türkiye'de havacılık çalışanlarının sesi olmak bir kere. Bütün uluslararası kuruluşlar veya havacılık sektörüne baktığınız zaman üç ayak üzerinde gidiyor bu işler. Bir otorite, iki şirket ve üç çalışanlar. Onun için havacılık sektöründe büyük gelişmeyle beraber, hızlı büyümeyle beraber bu bacak, çalışan bacağı eksik kaldı. Ve bu bir türlü doldurulamadı. Yani çok basit bir şey mesela. Şu an Türkiye'de pilotlar, kabin, teknisyenler üzerinde işte çalışan memnuniyet anketi. Yani yapan bir tane çalışan kurmuş. Yani bir sendika yok veya ne bileyim bir dernekler yok. Çünkü bunu yapacak gücü yok. Kanun da bunu sadece Türkiye'de sendikalara vermiş. Bazı ülkelerde değişik kanunlar var, derneklere veriyor. Biz tabii bu hızlı gelişmeyle beraber problemlerin de içine girdik aslında. Yani bir personel probleminin içine girdik, bir planlama probleminin içine girdik. Bir işte teknikte bazı problemlerin içine girdik. Dolayısıyla çalışanların söz söylemesi gereken zamanlar geldiğinde çalışanların olmadığını gördük. Bunun sonucunda Hava Sen çıktı ortaya. Peki ana başlıklar altında bu iki senede neler yaptı Hava Sen? Kuruluşumuz Türk Hava Yolları içerisinde oldu ve Türk Hava Yolları içerisinde devam etti. Kurulduktan sonra o güne kadar gelen problemler Türk Hava Yolları'nda, bugün Türk Hava Yolları'nda çalışan arkadaşlar bilirler, bir sürü sıkıntı vardı planlamayla, ücretlerle, işte yapıyla ilgili. 6 ay içerisinde hepsi çözüldü biz kurulduktan sonra, muhalif sendika çıktıktan sonra. Birçok şey çözüldü. Sonra tekrar tabii bu bir yapı problemidir. Yani uzun vade çözümler yerine kısa vade çözümleriniz aslında problemi çözmüyor. Bu 6 ay içerisinde bizim o ana kadar ortaya koyduğumuz taleplerin tamamını çözen irade tekrar yavaş 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 eski sisteme geliyor. Yani bu şey gibi. Hani kurmalı saatler vardır, çevirirsin sonuna gelir, sonra o yavaş yavaş geriye döner 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 yavaş yavaş gelir. Ama sizin hep o çevirmeniz hızlı, işte biz o hızlı çevirmeyi yaptık orada, o 6 aylık süreçte. Bunun ötesinde tabii salgın döneminde yaptığımız faaliyetler, ilk başta Türk Hava Yolları'nın mesela ücretsiz izne çıkarttığı personelle sağlık sigortalarını iptal ettiler. Aylık, daha sonra hükümetin yayınladığı ödeyeceği para vardı. Onları ödemediler. Bunları biz duyurularla tekrar geriye çevirdik. Yani bu yaptığımız duyurular ve yazılar yazdık bu konuda. Havacılık çalışanları kimdir, nedir? Bunları defalarca anlattık. İlk defa bizden duyanlar oldu. Yani kaptan nedir? Kabin memuru nedir? Teknisyen nasıl çalışır? Ofisteki personelin görevi nedir? Bir havacılık şirketinin yapısı nedir? Uluslararası kuruluşlar arasındaki yerimiz nedir? Yani şu an herhangi bir siyasi partiye gidin veya aktörlere gidin Türkiye'deki çalışma hayatındaki bizim verdiğimiz bir raporu görürsünüz orada. Hı hı. Yani mutlaka Hava Sen tarafından verilmiş, hazırlanmış bir tane rapor vardır.
Havacılık çalışanlarının şu an analizleri, gelecek öngörüleri nedir? Onlarla ilgili yine bir rapor görürsünüz. HavaSen tarafından hazırlanır. Peki hocam, şimdi her şey salgından önce ve salgından sonra aslında bütün sektörler ayrıldı. Salgından sonra Türkiye'de havacılık da ciddi zarar gördü. Gerçekten çıkmaz bir yol var, bilinmezlik var. Yani aslında en büyük problem o. Yani ileriyi göremiyorsunuz, ne olacak belli değil. Ve herkese de bir soru işareti var. Bu süreç zarfında biraz yurt dışı örneklerini de karşılaştırırsak, Türkiye'deki hava yolları personelle ilgili ne yaptı? Halihazırda yaşanan ana bazı problemler var. İşte personel bir takım sorularına cevap alamıyor. Sahiplenilmediklerinden çok müzdaripler. Bilgileri başka kaynaklardan aldıkları, daha sonra şirketten tebliğ geldiklerini söylüyorlar. İşte ücretsiz izin durumları var, maaş evet. kesintileri var, yabancı pilotlar konusu var. Biraz böyle hani çalışanları da aydınlatmak için neler bekliyor önümüzde? Evet. Şimdi salgın ilk Çin'de başladıktan itibaren biz sürekli günlük olarak uluslararası verileri takip ediyoruz. Yani hem ben şahsen takip ediyorum, hem de sendikamıza sürekli her gün hem işçi kuruluşlarından hem sendikalardan hem de uluslararası havacılık üye olduğumuz sitelerden veriler gelir. Biz aslında Mart ayının içerisinde biz diğer dünya nereye gidiyor onu görüyordunuz. Yani özellikle uzak doğudaki bazı şirketler uçuşlarını durdurdular. Sınırlar hızla kapanmaya başladı ve arkasından silsileyle geliyordu bu tarafa. Şimdi bütün dert şu salgını atlatma üzerine evet. kurulu. Yani biz bunun altından nasıl kalkarız? Tabii bütün hava trafiğinin sıfırlandığı günler oldu. Yani sıfır. Sadece özel izin verilen uçakların uçtuğu günler oldu. Dolayısıyla havacılıkta her şey yere indi. Uçaklar, teknik durdu, çalışmalar durdu ve bir anda siz malzemenizi koruma derdine düştünüz. Yani uçmuyorsunuz ama bir tarafta masraflarınız var. Tabii. Yani o uçağı kapatmanız lazım. Bir şekilde korumanız lazım. Çünkü bir gün uçuş açıldığı zaman tekrar o uçağı kullanacaksınız. Yine yerde personel çalıştırmanız lazım. Ama şirketin geliri sıfır. Eksiye gidiyor. Yani kasadaki parayı yer haldesiniz. Zaten havacılıktaki en büyük problemlerden bir tanesi de budur. Ciddi nakit tutmanız lazım bir yerde. Yani motor kaybettiniz, milyon dolarlar veya bir uçağınızda bir hasar oluştu. İşte milyon dolarlar, her şeyi sigortadan alamazsınız. Çalışanlar açısından geldiğimiz yer. Şimdi bir daha salgından önceki duruma ne zaman dönülür? Bir sürü analiz var. Kimisi der 1 yıl, kimisi der 2 yıl, kimisi der 5 yıl. Sizin şahsi görüşünüz ne? Yani benim şahsi görüşüm bir kere 2 yıldan önce bu işin kolay kolay düzelmeyeceği. Bizim bir avantajımız var. Avrupa'daki bir havayolu şirketi gibi değiliz. Avrupa'daki bir havayolu şirketi diyelim o 2 yıl sonra %30 seviyesine geldiyse biz 2 yıl sonra %50 seviyesine gelebiliriz. Neden? Birincisi ülkemiz daha geniş ve büyük bir ülke. Yani iç hatlarda biz bunu uçaklarımızı uçuracağız, kullanacağız. Yani İstanbul'dan Kars'a gidecek bir adam otobüs değil, hava yolunu tercih ediyor artık Türkiye'de. Yani kendi iç dinamiklerimizle belli bir yere geleceğiz. Diğeri de kargo taşımadaki avantajımız bizim. Yani ortada olmamız sebebiyle daha ucuz fiyat teklif edebiliyoruz biz. Doğu batı ekseninde veya kuzey güney ekseninde. Bunu da zaten şirketlerimiz kullanıyorlar. Hem kendi kargo şirketlerimiz. Şimdi burada bizim şirketlerimizin reaksiyonu ne oldu? Aslında baktığınızda şirketler Türkiye'de reaksiyonları yerinde, zamanında ve iyi reaksiyon verdiler. Yani patron şirketler özellikle veya işte Pegasus gibi borsaya kotalı şirketler bu konuda bir personelini hızlı bir şekilde bilgilendirdi. Burada küçük şirketlerde ufak tefek sıkıntılar oldu ama sonuçta herkes personeline bu pandemi süresince nasıl bir yol izleyeceğini, ne yapacağını veya bir gelecek öngörüsü verdi. Burada en büyük sıkıntı şirket ülkenin lokomotifi olan Türk Hava Yolları üzerinden oldu ki sendikanın olduğu bir alan orası da. 5 aydır personel, işte yeni protokol imzalandı. 5 aydır personel ne yapacağını, ne kadar maaş alacağını hesap edemeden bugünlere kadar geldiler ki bu büyük bir eksiklik. Yani burada 10 kişiyiz bir yerde. 8 kişi işsiz kalacak. Sadece 2 kişiye iş var. Bunu konuşmanız lazım. Yani ortaya koymanız lazım. Bir şey söylemeniz lazım. Artı hükümetin de politikası var. İstihdam korunacak. Ki hep beraber öyle istiyoruz. Yani ülke olarak istiyoruz. Yani uzatıldı altından, zaten yeni kararlar. Bunun altından ülkeler kalkıyor. Yani sen şirket olarak değil.
ülke olarak yani insanını korumaya dayalı bir politika koyman lazım ortaya. Bundan bir hesap yaparsın. Hükümete gittiğin zaman hükümet hayır demiyor sana. Yani koskoca Türk Hava Yolları'nı kimsenin batıracak hali yok. Ama bir şey söylemen lazım. Bu söylenmedi. Gelindi protokol yapıldı. Protokolde önemli olan aslında ben protokole baktığım zaman şunu görmek istedim hep protokolün sonucunda. Ya istihdam sağlanacak, korunacak. Yani sen benim çalışanım olarak devam edeceksin. Ben burada bir çalışma yapacağım. İşte emekliliği gelmiş olan mı var? 2 yıl kalan mı var? 3 yıl kalan mı var? Örnek olarak veriyorum. Ya bunu bu 2 yılı bu 3 yılı adam nasıl geçirecek? Çözemedin mi? Hükümete git. SGK'ya git. De ki ya bu kadar maaş alıyordu, bu kadar şeyi vardı. Bu 2 yıl sonunda emekliliği gelecek. 2 yıl daha beklemesi lazım. Bunu Avrupa çok güzel yapıyor. Peki. Tekrar çok teşekkür ediyoruz kaptanım. Bizi konuk ettiniz. Konuştuk. Son olarak kısa havasan olarak havayolu çalışanlarına mesajınız nedir? Havayolu çalışanları önlerinde daha bir zor bir süreç var arkadaşların. Burada yapılacak şey bir kere insan olduğumuzu unutmayacağız. Yani bizim haklarımız olduğunu unutmayacağız. Hakları neyse, yani bu ülkenin en zenginin hakkı neyse en fakirin de hakkı odur. Bir kere bunu iyice kafaya bir yerleştirmek lazım. Problemlerden ya şu var, bu var demeyi bırakıp artık herkesin hak neyse, ne talebi neyse bunu kanuni yolları kullanarak ifade etmek lazım. Biraz daha çözüm odaklı olmak lazım. Biraz daha çözüm odaklı olmak lazım. Biz arkadaşlara Havasen'in de doğru adres olduğunu söylemek istiyorum. Burada biz havacılık için yapılması gerekenleri yapıyoruz. İşçi için veya çalışan için yapılması gerekenleri yapıyoruz. Ve burada kimseye de bağımlı olarak düşünmüyoruz. Hani biraz önceki konuşmalardan baktıysanız ya burada şu partinin tabanı, bu partinin tabanı gibi bir şeyimiz yok bizim. Biz çalışanlar olarak taleplerimizi iletiyoruz ve bunun da karşılığını görüyoruz herkesten. Yani bir şey olduğu zaman benim telefonum en sağ gazeteden veya en sol gazeteden hepsinden bir arama geliyorsa bana ve fikrimiz soruluyorsa yani nedir bu deyip ve bizden alınan cevaplar doğru kabul ediliyorsa demek ki Havasen bir yerlere geldi. Havacılık üzerinden doğruları söyleyen, doğru haberin alındığı, manipülasyon yapmayan bir kurum olarak bir algı yaratıldı ve bizim marka değerimiz de yüksek diye tahmin ediyorum ben. Arkadaşları da hepsini de burada birlikte çalışmaya davet ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz kaptanım. Rica ediyoruz. Tekrar. Biz de teşekkür ediyoruz. Her zaman bekleriz. İnşallah.